Bir zamanlar oğluyla birlikte yaşayan yoksul ve dul bir kadın varmış. Oğlu Jack çok tembel bir delikanlı olduğu için hiç çalışmazmış. Bu yüzden de paraları yok denecek kadar azmış. Anne, yiyecek bir şey var mı? Karnım çok acıktı. Gün geçtikçe o kadar fakirleşmişler ki karnını bile doyuramadıkları inekleri süt beyazı satmaya karar vermişler. Annesi Jack'e ineği pazara götürüp satabileceği en iyi fiyata satmasını söylemiş. Belki böylece bir süre karınlarını doyuracak paraları olabilecekmiş. Jack pazara giderken yolda tuhaf yaşlı bir adama rastlamış. Yaşlı adam ineğe şöyle bir göz atmış ve delikanlıya "Bak çocuğum, bana bu ineği verirsen karşılığında sana çok değerli şeyler veririm." demiş. Jack bunu duyunca gözleri parlamış, çok sevinmiş. Yaşlı adam cebinden 5 tane fasulye tanesi çıkarmış. Fasulye tanesi mi? Ama bunlar sihirli. Jack önce adama inanmamış tabii. Yaşlı adam ısrar etmiş. Bak delikanlı, belli ki sen iyi yürekli, akıllı bir çocuksun. Bu fasulye tanelerini al, pişman olmayacaksın. Jack bu yaşlı adamın kendisine yalan söylemediğini düşünmüş ve fasulyeler karşılığında süt beyazı yaşlı adama vermiş. Yaptığı bu değiş tokuştan çok memnun koşarak evine dönmüş. Anne bak elimde ne var? Annesi Jack'in sevinçle kendisine koştuğunu görünce ineği satıp çok para aldığını düşünmüş tabii. Ama sonra Jack ona fasulye tanelerini gösterince annesi çok kızmış. Fasulye tanelerini bahçeye fırlatmış. Sonra da ceza olsun diye Jack'i odasına yollamış. Ben söyleyene kadar odandan çıkmayacaksın. Sana bu akşam yemek de yok. Sabah olunca Jack pencereden dışarı bakmış ve gözlerine inanamamış. Yatak odasının penceresinden dışarıda bir bitkinin hızla büyüdüğünü görmüş. Bu ne bir ağaç ne de dev bir çiçekmiş. Gökyüzüne doğru büyümüş, sihirli bir fasulye sırığıymış. Jack odasının penceresinden fasulye sırığının üstüne atlamış. Dev fasulye sırığının gövdesine tutunarak yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Bir süre sonra kendini her şeyin normalden daha büyük olduğu garip bir yerde bulmuş. Çiçeklerle çevrili bir yol ve yolun sonunda çok büyük bir ev varmış. Jack evin yanına gidip kapıyı çalmış. Kapıyı dev bir kadın açmış. Yiyecek bir şeyiniz var mı diye soracaktım da. Var. Ama dev kocam gelmeden ortadan kaybolman gerek. Çünkü çocuklara hiç dayanamaz. Onları hemen yer. Jack biraz korkmuş tabii. Ama karnı da çok açmış. Tam bir şeyler yemek üzere sofraya otururken dışarıda birinin gür bir sesle konuştuğunu duymuş. Fefi fofum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ ya da pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Kadın, fırına saklan demiş Jack'e. Jack hemen fırının içine girip saklanmış. Dev mutfağa girip etrafı koklamaya başlamış. Çocuk kokusu alıyorum. Ne çocuğu hayatım? Dün kediye verdiğim etlerin kokusunu aldın herhalde. Dev yemeğini bitirdikten sonra kese kese altınlarını saymaya başlamış. Kız
Kısa bir süre sonra altın saymaktan yorulup uykuya dalmış. Jack saklandığı yerden çıkıp bir kese altın almış. Keseyi sihirli fasulyesinden aşağı atmış. Ardından fasulyenin sırığına tutuna tutuna aşağı inmiş. Aşağı attığı altın kesesini bulmuş ve hemen eve koşmuş. Annesi altınları görünce çok sevinmiş. Artık yoksulluk ve açlık çekmeden rahatça yaşayabileceklermiş. Ama birkaç ay sonra ellerindeki tüm altınlar bitmiş. Jack çaresiz tekrar sihirli fasulyesine tırmanarak devin yaşadığı yere gitmiş. Devin karısı bu kez ona şüpheyle yaklaşmış. Geçen girişinde bir kese altınımız kayboldu. Yine de delikanlıya acımış ve içeri almış. Çok geçmeden dev çıka gelmiş. Fe fi fo fum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ o da pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Devin şarkısını duyan delikanlı hemen yine fırına saklanmış. Dev yemeğini bitirdikten sonra karısına tavuğunu getirmesini söylemiş. Karısı tavuğu getirince yumurtla diye emretmiş dev. Ve delikanlının şaşkın bakışları altında tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. Dev dinlenmek için odasına gidince Jack saklandığı yerden çıkmış ve tavuğu alıp fasulye sırığından aşağı inmiş. Jack ve annesi altın yumurtlayan tavuk sayesinde yine zengin olmuşlar. Ama aradan zaman geçince Jack bir kez daha şansını denemeye karar vermiş ve tekrar sihirli fasulyesine tırmanmış. Bu sefer eve devin karısına görünmeden girip koca bir bakır kazanın içine saklanmış. Biraz sonra dev girmiş içeri. Fe fi fo fum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ ya da pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Devin karısı bu kez çocuğu yakalatmaya karar vermiş. Eğer burada bir çocuk varsa fırına bak, kesin oradadır. Jack fırında değilmiş tabii ki. Dev ve karısı çocuğu bulmaya kararlıymış. Fakat evin altını üstüne getirmelerine rağmen onu bulamamışlar. Dev yemekten sonra altın bir arp çıkarmış ortaya. Çal diye emretmiş. Arp ninniler çalıp devi uyutmuş. Jack o anda bu arpı her şeyden çok istediğini anlamış. Horlaya horlaya uyuyan devin dizine tırmanmış, masaya atlamış ve arpı kapmış. Fakat hiç beklemediği bir şey olmuş. İmdat! Diye bağırmış arp. Jack sırtında arp masadan aşağıya atlamış. Uyanan dev peşine takılmış. Jack sihirli fasulye sırığından hızla aşağıya kaymaya başlamış. Dev de peşinden geliyormuş. Aşağıya ulaşınca... Anne, çabuk bir balta getir! Demiş. İkisi birlikte sihirli fasulye sırığını baltayla kesmeye başlamışlar. Ve sonunda fasulye sırığıyla birlikte dev de güm diye yere düşmüş. Devden kurtulmuşlar. Oh be, kurtulduk. Kurtulmuşlar kurtulmasına ama
Jack yaptıkları için çok pişman olmuş. Açgözlülüğü yüzünden az daha canından oluyormuş. Annesine bir daha kimsenin malını çalmayacağına ve çok çalışacağına dair söz vermiş. O günden sonra Jack ve annesi hiç fakirlik çekmemişler. Evet, altın yumurtlayan bir tavukları varmış. Ama Jack çalışmaktan hiç vazgeçmemiş. Bir zamanlar bize çok da uzak olmayan bir ülkede yaşayan Darling ailesinin Jean, Michael ve Wendy isminde 3 çocukları varmış. Wendy sürekli annesine Peter Pan'ın odasında flüt çaldığını anlatıyormuş. Annesi kızının yanıldığını söylüyormuş. Fakat çocukların odasında bulduğu yapraklar kafasını karıştırıyormuş. Wendy o yaprakların Peter'in üstünden düştüğünü iddia ediyormuş. Bir gece çocukların anne ve babaları gezmeye gittikleri için evde yalnız kalan çocuklar uyku vakti gelince yataklarına yatıp uyumuşlar. Peter Pan sessizce odalarına girmiş ve daha önce dökülen yapraklarını aramaya başlamış. Tam bu sırada Wendy uyanmış. Peter Pan, ben de seni bekliyordum. Kimse senin gerçek olduğuna inanmıyor. Wendy sakladığı yaprakları Peter Pan'a vermiş. Peter Pan çok sevinmiş. Yaprakları tekrar kıyafetine dikmişler. Sana çok maceralı bir hikaye anlatmamı ister misin sevgili Wendy? Ben macera dinlemek değil, yaşamak istiyorum Peter Pan. Bu sırada Peter Pan'ın arkadaşı küçük peri Tinkerbell pencereden içeri girmiş. Wendy Tinkerbell'i görünce çok şaşırmış. Tabii ya. Seni burada bulacağımı biliyordum. Yoksa bensiz yeni bir maceraya mı hazırlanıyorsun Peter? Sensiz bir şey yapmam mümkün mü benim sihirli minik perim? Wendy kardeşlerini uyandırmış. Kardeşleri şaşkın Peter Pan ve Tinkerbell'e baka kalmışlar. Uçmaya hazır mısınız bakalım? Tinkerbell peri tozunu serpince bir anda hepsi birden havalanmışlar. Ve hep birlikte uçarak evden çıkmışlar. Tam bu sırada köpekleri Nana uyanıp havlamaya başlamış. Ama çocuklar çoktan var olmayan ülkeye doğru yola çıkmışlar bile. Çok uzun bir yolculuk sonunda nihayet var olmayan ülkeye varabilmişler. Var olmayan ülkede deniz perileri, vahşi hayvanlar, kızılderililer, korsanlar ve kaybolmuş çocuklar yaşıyormuş. İçlerinde en tehlikelileri reislerinin ismi Kaptan Kanca olan korsanlarmış. Kaptan Kanca Peter Pan'a düşmanlık besliyormuş. Çünkü onunla savaşırken Peter Pan onun kolunu kesmiş. Timsah da Kaptan Kanca'nın kolunu yemiş. Ama kolundaki saati de yuttuğu için sürekli tik tak tik tak diye ses çıkarıyormuş. Kaptan Kanca da timsahın yaklaştığını bu ses sayesinde anlıyormuş. Kaptan Kanca güvertede dürbünüyle etrafa bakarken bir tepenin üstünde onlara doğru bakan Peter Pan ve çocukları fark etmiş. Hemen gemideki toplara ateş emri vermiş. Peter Pan ve çocuklar top mermilerinden zor kurtulmuşlar. Tinkerbell, sen çocukları güvenli bir yere götür. Ben Kaptan Kanca'yla savaşacağım. Tinkerbell, Wendy'yi çok kıskanmış. O yüzden onu Peter Pan'dan uzak tutmak istemiş. Wendy'yi bir bahaneyle tepede bırakıp Jean ve Michael'ı sahile güvenli bir yere uçurmuş. Adada yaşayan kayıp çocuklar uzaktan Wendy'yi görmüşler ve onu düşman sanmışlar. Çocuklardan biri Wendy'yi yaralamış.
Peter Pan da bu sırada Kaptan Kanca ile savaşıyormuş. Kaptan Kanca'nın kolunu kapan timsah birdenbire tekrar ortaya çıkmış. Ve Kaptan Kanca korku içinde kaçmış. Peter Pan geri dönerken Wendy kayalıklarda yaralı olarak yatarken görmüş ve çok üzülmüş. Kayıp çocuklar da yaraladıkları kızın Peter Pan'ın arkadaşı olduğunu anlayınca yaptıklarından çok utanmışlar. Çocukları sana emanet etmiştim. Tinkerbell pişmanlık duyuyormuş. O da bu yaptığının yanlış olduğunu anlamış. Özür dilerim Peter. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Kayıp çocuklar Wendy ve kardeşlerine çok güzel bir ev yapmışlar. Akşamları hepsi Wendy'nin anlattığı hikayeleri dinleyerek ağaçların altındaki evlerinde uyuyorlarmış. Peter Pan da evin önünde nöbet tutuyormuş. Bir gün kayalıklarda dinlenirken korsanların geldiğini görmüşler. Korsanlar Kızılderili şefinin kızını esir almışlar. Peter Pan ve çocuklar Kızılderili şefinin kızını kurtarmak için harekete geçmiş. Korsanlarla çocuklar arasında büyük bir savaş olmuş. Sonunda kızı kurtarıp Kızılderili şefine götürmüşler. O günden sonra Kızılderililer Peter Pan ve çocuklarla dost olmuşlar. Hatta Kızılderili şefi çocukları koruması için kabilesinden iki Kızılderiliyi Peter Pan'ın emrine vermiş. Kaptan Kanca bu duruma çok sinirlenmiş tabii. Bir gün mutlaka seni yeneceğim Peter Pan. Elimden kurtulamayacaksın. Bir akşam Wendy kayıp çocuklara masal olarak kendi ailesini anlatınca Peter onun ve kardeşlerinin evlerini çok özlemiş olduklarını anlamış. Peter Pan çocukların isterlerse gidebileceğini, kendisininse burada kalmak istediğini söylemiş. Tüm çocuklar yolculuk için hazırlanmaya başlarken korsanların saldırısına uğramışlar. Kızılderililere tuzak kuran korsanlar onları etkisiz hale getirip çocukları yakalamışlar. Peter Pan çocukların başına gelenlerden habersiz kendi evinde uyuyormuş. Kaptan Kanca onun uyuduğunu görmüş. Ama Peter'in kaldığı ağaç evin kapısını açıp içeri girememiş. Üzerinde taşıdığı küçük şişenin içerisindekini kapının altından içeri dökmüş. Bu zehir Peter Pan'ın saatlerce uyumasına sebep olmuş. Peter Pan tam bir gün uyumuş. Uyandığında Tinkerbell içeri girmiş. Olan biten her şeyi Peter'e anlatınca Peter Pan ve Tinkerbell çocukları kurtarmak için harekete geçmişler. Korsanların karargahı Şenkaya'ya ulaştıklarında nöbet tutan hiçbir korsan olmadığını görmüşler. Kayanın diğer tarafına geçtiklerinde gördükleri karşısında dehşete düşmüşler. Kaptan Kanca, Wendy, Jean, Michael ve kayıp çocukları direklere bağlamış. Kaptan Kanca elinde bir meşale tutuyormuş. Son sözünüzü söyleyin. Wendy en büyükleri olarak hemen atılmış. Kardeşlerim, size son sözlerim gerçek annelerinizin sözleri olacaktır. Eğer onlar burada olsalardı, size korkmamanızı, gerekirse cesurca ölüme gitmeniz gerektiğini söylerlerdi. İyilik bir gün mutlaka kazanır. Korkmayın. Kaptan Kanca, Wendy'nin sözlerine çok sinirlenmiş. Onu gemisine götürüp geminin büyük direğine bağlatmış. Peter Pan ve Tinkerbell çocukları kurtarmak için harekete geçmişler. Tam bu sırada Kızılderili şefi ve Kızılderililer de yardıma gelmişler. Peter Pan çok sevinmiş. Kızılderililerin yardımıyla çocukları kurtarmışlar. Şimdi sıra Wendy'yi kurtarmaya gelmiş. Peter Pan ve çocuklar Kaptan Kanca'nın gemisine çıkmış. Zaten birkaç tane korsan kalmış gemide. Onlar da yenileceklerini anlayınca gemiden atlayıvermişler. Kaçacak bir yerin kalmadı Kaptan Kanca. Teslim ol. Peter Pan ve çocuklar Kaptan Kanca'nın üstüne gitmeye başlamış. Kaptan Kanca güvertede geri geri yürümeye başlamış.
Fakat bu sırada hayatta en korktuğu sesi duymuş. Kaptan Kanca korku içinde arkasına bakınca aşağıda denizin içinde onun suya düşmesini bekleyen timsahı görmüş. İmdat! Bir anda koşarak geminin diğer tarafından suya atlayıp hızla yüzmeye başlamış. Peter Pan ve tüm çocuklar gülmeye başlamış. Artık Kaptan Kanca'nın gemisi çocukların elindeymiş. Ve kaptanları Peter Pan olmuş. Bütün tayfalar emrinizi bekliyor Kaptan Peter. Yelkenleri açın. Çocuklar yelken ipleri çözmüşler ve geminin yelkenleri tüm gösterişiyle açılmış. Tinkerbell, uçur bizi. Hedefimiz Darling ailesinin evi. Çocuklar bunu duyunca çok mutlu olmuşlar. Wendy, Jean, Michael sonunda çok özledikleri anne babalarına kavuşacaklarmış. Tinkerbell peri tozunu serpince gemi bir anda havalanmış ve gökyüzünde yol almaya başlamış. Wendy eve gittiğinde tüm yaşadıklarını, Peter Pan'ı, Tinkerbell'i, var olmayan ülkeyi annesine anlatmak için sabırsızlanıyormuş. O günden sonra var olmayan ülke, çocukların ikinci evleri, Peter Pan'da en iyi dostları olarak kalacakmış.